Merhabalar. Dinamik alan nedir? Nasıl kullanılır? Öncelikle bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelebildiğimiz gibi diyalogos üzerine tıkladığımızda arama motoruna dinamik yazdığımızda genel tanımlar altında bulunan dinamik alanları çalıştırırız. Dinamik alanlar bizim sunucumuzda tanımlı olan modüller içerisindeki ekranlarımızda ve fişlerimizde ekstra data girmemizi ve bunları listelerimizde ve raporlarımızda incelememizi sağlamaktadır. Bunun için birkaç örnek yapıp ve ilgili ekranlarda nasıl işlediğini görelim. İlk olarak F4 ekle diyerek görmüş olduğunuz dinamik alan bilgilerinden sistem bize otomatik bir kod belirtecektir. Daha sonrasında tablo alanlarımıza baktığımızda görmüş olduğunuz tüm bu tablo alanlarımız için dinamik alan oluşturabilmekteyiz. Ve burada görmüş olduğunuz sipariş fiş geneline yapılan bir tanımlama iken sipariş kalemine yaptığımız tanımlama satır alanlarına girilen bilgileri içermektedir. Örnek olarak irsaliye kalemleri üzerinde birer örnekler yapalım. İrsaliye kaleminde bana paketleme şekli bilgisini alan türlerimde belirleyebildiğim tekst, sayısal, tarih, saat, seçim listelerimde tekli veya çoklu seçerekten belirtebileceğimizi görmekteyiz. Biz seçim listesi olarak tek seçimi inceleyelim ve buraya paketleme şekilleri olarak poli, stretch, çuval, paket şeklinde görmüş olduğunuz gibi paketleme seçeneklerimizi bir alt satırlara gelerekten belirtmeliyiz ve daha sonrasında bu alanlarımızı ilgili ekranlarımızda zorunlu hale de getirebilmekteyiz. Bunun için bir zorunluluk kılalım ve F2 kaydet diyelim. Tekrardan yeni bir dinamik alan ekleyelim. Örneğin bu da bizim toplam kilogramımız olsun. Tekrardan irsaliye kalemi içerisine ve alanımızın sayısal değer olarak girebileceğimizi ve buralarda ilgili alana istediğimiz bir sayısal değeri yazabileceğimizi ayarladıktan sonra F2 kaydet diyelim. Yeniden F4 diyerek toplam koli sayısını belirtelim ve bunu tekrardan irsaliye kalemine sayısal olarak belirtip F2 kaydet diyelim. Daha sonrasında F4 ekle deyip bir de irsaliyemizin genel kullanımında kullanacağımız alanlar ekleyelim. Örneğin teslim alacak kişi ve bunu irsaliye genelimizde tekst olarak belirleyelim. Yeniden F4 deyip sevkimizi onaylayan kişimizi belirleyelim ve bu alanın da tekst olacağını belirtelim. Tekrardan F4 deyip talep edilen teslim tarihimizi tekrardan tarih seçeneğimiz ile belirleyip kaydedelim. Ve son olarak da teslim şeklimiz için de çoklu bir seçim ayarlayalım. Örneğin depo teslim, adres teslim, kargo, araç, uçak şeklinde bunu da F2 diyerek kaydedelim. Kalemlerimizde ve irsaliyemizin genel tanımlarında yapmış olduğumuz değerlerimizi aynı şekilde fatura alanlarımıza da kopyalayabilmekteyiz. Bunun için tek tek girmektense F12'den kopyala diyerek ilgili alanımızı faturaya çekip kaydedebileceğimiz gibi yeniden de F4 diyerek de ekleyebilmekteyiz. Buradan sırayla hepsini fatura olarak da kaydedelim. İrsaliye kalemlerimizi de fatura kalemlerimiz şeklinde kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi tüm alanlarımızı tamamladık. Bu alanlarda true olanlar benim zorunlu alanlarım olmaktadır. Yani ben bu alanımı doldurmadan herhangi bir kayıt işlemi gerçekleştirememekteyim anlamı taşımaktadır. Burada yapmış olduğumuz bilgi girişlerinden, örneğin irsaliyede girmiş olduğumuz bilgilerin faturada da yansımasını istiyorsak, bunun için sistem parametrelerinden bir ayar yapmamız gerekmektedir. Sistem parametrelerine gelip, arama alanıma dinamik yazdığımda, dinamik alanlarımın sipariş, irsaliye ve fatura alanlarında ortak olmasına evet diyerek F2 kaydet dediğim takdirde ilgili alanlarımın bağlantılı olduğu alanlara da yansımalarını yapıldığını göreceksiniz. Daha sonra yapmış olduğumuz bilgiler için irsaliye alanımıza gelelim ve bir irsaliye oluşturalım. İrsaliye alanıma geldiğimde
Yukarıdaki sekmelerde görmüş olduğunuz dinamik alanlar, dinamik alan listemde oluşturmuş olduğum dinamik alanları göreceksiniz. Buradan ilgili bilgilerimizi girebileceğimiz gibi satır alanlarımıza da geldiğimizde satırlarımıza getirmiş olduğumuz diğer bilgileri de ekranlarımıza açabilmekteyiz. Burada satırlarımıza tanımlamış olduğumuz bilgileri getirebildiğimiz gibi yukarıda da irsaliye genelini tanımlamış olduğumuz bilgileri getirebilmekteyiz. Örneğin bu irsaliyemiz için teslim alacak kişimizi belirleyip teslim tarihimizi girip daha sonrasında sevkimizi onaylayan bir ilgili ve teslim şeklimizin hangi seçeneklerle yapılabileceğini çoklu olarak seçebileceğimizi. Satır alanlarımıza geldiğimizde ise örnek bir ürün seçip 500 adet ürünümün birim fiyatını ilk fiyatımızı alıp 500 adet ürünümün birim fiyatını getirdikten sonra 500 adet ürünüm için paketleme şeklimin hangi seçenek olacağını, ne kadar bir kilogramda olduğunu ve toplam koli sayısının kaç olacağını belirledikten sonra F2 kaydet dediğim takdirde ilgili alanım listeme gelecektir. Burada tanımlamış olduğum bilgileri kolonlar içerisine tıklayıp kontrol tuşu ile çoklu olarak listelerimi seçip ilgili kolonlarımı liste ekranına getirebilmekteyim. Evrak bilgileri içerisindeki tanımlamış olduğum alanları listelerimde inceleyebildiğim gibi ayrıntılı listelerden de satırlarımı tanımlamış olduğum bilgileri inceleyebilmekteyim. Daha sonrasında ilgili irsaliyemi yazdırdığım takdirde görmüş olduğum irsaliye çıktılarıma da tanımlamış olduğum dinamik alanları getirebilmekteyim. Bunun için F5 tasarım dediğimde ve bana standart tasarımlar değiştirilemez, otomatik olarak tasarımın kopyası oluşturulacaktır sorusuna tamam deyip buradaki ilgili satır alanlarıma örneğin paketleme şeklimizi getirebileceğimizi bunun için öncelikle text alanımı belirttikten sonra satır alanlarımda bulunan kalem dinamik alanlar listemi satır alanıma getirip ve buradan paketleme şekli olduğunu belirtmem gerekmektedir. Sağ tarafta bulunan liste indeksi alanımda görmüş olduğunuz gibi bir sayı değeri vardır. Bu değer benim dinamik alan listem içerisinde bulunan kolonlar alanıma tıkladığımda, kolon adımı getirdiğimde görmüş olduğunuz sayı değerlerim benim indeks değerlerimi belirtmektedir. Görmüş olduğunuz gibi burada aynı değerden birden fazla bulunmaktadır. Tür olarak tasarımını gerçekleştireceğiniz hangi işlem var ise ilgili dinamik değeri seçilmelidir. Buradaki paketleme şeklimi bir olduğunu bilip tasarım alanıma görmüş olduğunuz gibi biri getirebilmekteyim. Veya satır alanlarımda bulunan toplam kilogramımızı da tekrar kalem dinamik alanlarıma gelip ilgili kalem dinamik alanım içerisinde toplam kilogramın hangi indekste olduğunu bulup daha sonrasında tekrar tasarıma gelip bu değeri verdiğimde ve F2 kaydet dediğimde görmüş olduğunuz gibi bana paketleme şeklimi ve toplam kilogramımı getirmiş bulunmaktadır. Örneklerimizdeki gibi dinamik alanlarımızı birçok amaç için kullanabilmekteyiz.